Selam dostlar. Dün de söz ettiğim gibi bugün farklı bir yere geldik. Evimizden biraz daha uzaktayız. Sabah yürüyüşünde Kuyruk, Can ve Kara bana eşlik ediyor. Daha doğrusu bu yürüyüş onlar için planlanıyor. Ben onların eşlikçisiyim. Hava çok sıcak olduğu için bu kadar uzak yerlere gelmeyi tercih etmiyorduk ama daha önce gezdiğimiz yerlerde bazı sorunlar yaşamaya başladık. Örneğin dün akşam çıkardığım şeker ve muffin o patikanın biraz aşağısında yanmış ormanın batı tarafında yazlıkçılar diyebileceğim bir ailenin bahçesine girdiler. Çok uğraştım engel olmak için ama kapıları olmadığı için ne kadar seslensem de içeriye dalıverdiler. Ve biliyorum hiçbir şey yapmayacaklar. İnsanlara karşı bir saldırganlıkları, bir agresiflikleri yok ama ev sahibesi kadın çok sert bir dille çıkarak bağırmaya başladı. Çok üzüldüm tabii. Kapılarının olmaması gerçekten onların büyük bir eksikliği. Kocaman bir ev yapılmış, bir havuz. Her şey son derece gösterişli. Fakat evin kapısı yok, bahçe kapısı yok. Benim köpecikler de şaşkınlıkla bir bana bir ona bakıyorlar. Tabii hemen tuttum. Önce bir özür dilemek istedim fakat ifadeler çok sertti. Çok terbiyesizce konuşmaya başladı. Şikayet edeceğim, bir daha buralara gelmeyin, bir görün bakalım size neler yapacağım falan diye. Tabii zorunlu olarak ben de üslup değiştirdim. Dilediğinizi yapın. O sen diye hitap etmeye başladı bana. Yarı yaşımda bir insan. Dilediğinizi yapın dedim ama önce bir kapı yaptırın. Buralarda rahat etmek için kapınızın olması gerekiyor. Her şey yapılmış eve. Her şey ama bahçe ışıklandırmaları, işte havuzu, oturma yeri falan. Yukarıdan görebiliyorum, aşağıda kalıyor ev. Zaten bunlar Kıbrıs'ta yaşayan bir aile. Yani yılda 15-20 gün geliyorlar ama çöplerini etrafa atıyorlar. O havuzun patikayla, başka bir patika, bizim her zaman yürüdüğümüz patika değil, birleştiği yerde sürekli onların çöplerini görüyorum. Neyse, artık aldım köpeğimi. Yaşlıca bir kadın daha vardı. Herhalde annesiydi, o daha nazikti ama genç kadının terbiyesizce bağırması, çemkirmesi beni derinden yaraladı. Şimdi bu taraflara geldik. Yani güvenli bir yer kalmadı. Buralarda dolaşacak. Daha önce yürüdüğümüz bir alan vardı. Pek kimsenin rahatsız etmediği, bizim de hiç kimseyi rahatsız etmediğimiz bir yerdi. Orayı olduğu gibi TOKİ evlerini ayırdılar. Bir yıldır şantiye devam ediyordu. Evler bitmek üzere. Oralarda dolaşmamıza imkan yok. Şimdi buraya getirdim ama burada da aşağıda bakın gördüğünüz gibi girişi Oymapınar Barajı'na giden ana yolda olan kahvaltı yerleri var. Böyle şirin şirin göründüklerine bakmayın. Bunların da çevreye çok zararları oluyor. Yakınlarda Akçay Deresi var. Şimdi oraya da gideceğiz. Video fazla uzamazsa dereyi de göstereceğim. O dereye bütün çöplerini atıyor bu kahvaltı yerleri. Daha önce ben temizlettirdim belediye ile işbirliği yaparak ama 15 gün sonra gittiğim zaman bir de ne göreyim, daha büyük çöp yığınları. Evet, dünkü videomuzda uzun uzun anlattığım kapari bitkileri burada da var. Çiçek açmış. Yer fıstıkları da var. Bu yer fıstıklarını görünce seviniyorum çünkü sincapların varlığının işareti. Şimdi dereye doğru ilerleyelim.
Umarım video fazla uzamış olmaz. Dereyi de görmenizi istiyorum. Dere eski güzelliğini kaybetti ne yazık ki. Hem suları çok azaldı, hem etrafındaki kumları sürekli alıyorlar, hem de çöp atılıyor oralara. Yani nasıl kıyıyorlar bilemiyorum. Benim kızlar yeni ortamlarını inceliyor. Buraya pek alışık değiller. Bugün Can ya da Muffin, bunların bir tanesi bizden ayrılacak. Daha önce bir kardeşleri Çörek ilk sahiplendirdiklerimdendi. Şükürler olsun, o kadar güzel bir yere gitti ki. Hayvansever, aşı bilinci olan, mama konusunda bilinçli, çok iyi bir delikanlı aldı. Büyük çaplı çiftçilikle uğraşıyor. Çok saygılı, çok terbiyeli bir genç. Her şeyden önemlisi çok hayvansever. O Çörek yalnızlık çekmesin diye bir tanesini daha almayı teklif etti. Ben de seve seve kabul ettim. Çünkü buradaki sıkıntılarımızı az çok anladınız, anlatıyorum. Benim de sağlık sorunlarım var. Gitgide zorlaşıyor beşine birden bakmam. Artık Çörek mi gidecek, Çörek diyorum. Çörek ilk giden. Can mı gidecek, Muffin mi gidecek? Onlar bugün öğleden sonra gelince karar vereceğiz. Bir araya getireceğiz. Hangisiyle daha yakın olursa Çörek, hangisine daha çok ilgi gösterirse onu alacaklar. Kısırlaştırma konusunda da gerekeni yaparız dedi. Ben zaten randevumu almıştım. Bu ayın sonlarına doğru olacaklardı. Bende kalanlar. Artık aldıklarını onlar yaptıracakmış. Bugün gidecekler. Hep birlikte Çörek kardeşiyle birlikte. Onların videosunu da çekerim. Siz de görmüş olursunuz. Şimdi Can da gitse, Muffin de gitse benim içim sızlıyor ama daha iyi koşullarda yaşayacaklar. En azından çok geniş arazileri var. Çiftlik gibi bir yer. Yakınlarda dere de varmış. Ve ben Çöreğin çok mutlu olduğunu biliyorum. Bana sık sık getiriyor göstermeyi. Yani ayda iki kere getiriyor. Benim için bayağı sık bu. Çünkü herkes aynı duyarlılığı göstermiyor. Diğer sahiplendirdiklerim. Ben arayınca bilgi alabiliyorum. Oysa Çöreğin abisiyle görüşüyoruz telefonda. Beni arıyor, hatır sorup her şeyden önce Çöreği anlatıyor. Fotoğraflarını, videolarını gönderiyor. Yani bilemiyorum artık Muffin mi, Can mı? Umarım orada daha mutlu yaşayacaktır. Benim de yüküm birazcık hafifleyecek. İşte böyle. Şimdi tarihi eserlerin olduğu yere doğru yaklaşıyoruz. Orada Akçay Deresi'nin kıvrımı var. Çok güzel bir yer. Tertemizdi. Geldiğim yıllarda köy çocukları orada yüzüyordu. Fakat şu an kirlilik çok fazla. Ben köpek kızları da elimden geldiğince getirmeye çalışıyorum ama oldukça uzak. Gidiş kolay olsa da dönüş zor oluyor. Yokuş tırmanıyoruz. Her yıl biraz daha benim için işler zorlaşıyor. 8 yıl önce çok daha iyi durumdaydım sağlık açısından. Şükürler olsun. Kronik bir rahatsızlığım yok ama yaşımın ilerlemesi nedeniyle dizlerimde, sürekli bunları taşıdığım için ellerimde bir takım ortopedik sorunlar oluştu. Ayrıca daha çabuk yoruluyorum. Şu kuş sürüsünü görmenizi isterim ama yaklaştıkça kaçıyorlar. Serçe sürüsü. Bir süre konuşmadan çekeyim, belki duyabilirsiniz seslerimi. Harika bir görüntü. Sanırım Akçay Deresi'ne kadar çekemeyeceğim. Hem süre çok uzayacak, hem de şarjın bitme durumu söz konusu. Uyarı geliyor telefondan. Artık çekebildiğim kadar çekeyim.
bugünkü görüntülerimiz bu olsun. Daha sonra şu tarihi eserleri, yani Romalılardan kalması yollarını falan yakından çekerim, sizlerle paylaşırım. Bu arada hayıtlar var çok güzel yolun kenarında. Yangın öncesi bunlar muhteşemdi ama şimdi de fena değil. Eyvah, gideceğimiz yerde de köpekler var herhalde. Dediğim gibi bize güvenli yer kalmadı. Dolaşacak güvenli yer kalmadı. Dönüyoruz, şimdilik bitirelim. Benimkiler çorak tarlaya daldı. Koşarak geliyorlar. Birazcık oynasınlar da gidelim. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize sağlıklar diliyorum. Dikkatli olun sevgili dostlar. Hastalık da arttı. Görüşmek üzere.